Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 4. dersindeyiz. Çemberde açının da 2. dersindeyiz. Kaldığımız yerden devam. Yani merkez açı ve çevre açıyı anlatmıştık. Şimdi sırada var? Teğet keriş açı var. Evet kitabımızda sayfa numarası 164'ün sol tarafının altından başlıyor. Sonra 165, 166, 167, ve 168'i de mi işleyeceğiz yoksa? Dur bakalım. Evet 168'inde yarısını işleyeceğiz. Yani kirişler dörtgenine kadar işleyeceğiz. Ve bu dersin pdf'i de biliyorsun açıklama kısmında Çemberde Açı başlıklı pdf'i indireceksin. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde Açı'da ne demiştik? Belli başlı tanımlar var ve açı ve gördüğü yay ilişkisi çok önemli demiştik. Merkez açı da öyleydi. Açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Sonra... Çevre da neydi? Açı gördüğü yayın yarısına ya da açı gördüğü yay iki katı olacak şeklinde söylemiştik. Şimdi de geldik teğet kiriş açıya. Ne demek bu? Teğet ile kiriş arasında kalan açı. Yani şöyle bir çember var. Şöyle bir teğet ve kiriş varsa teğet ile kiriş arasında kalan açı burasıysa. Bak dikkat. Bu kiriş ile yay arasındaki açıdan bahsetmeyiz. Biz buradaki açının tamamından bahsedeceğiz. Yani kiriş ile teğet arasındaki açıdan bahsedeceğiz. Buradaki açı alfaysa çevre açı mamelesi yapacaksın. Yani... Burası alfa burası 2 alfa olur diyeceksin. Olay bitecek. Neymiş? Açı ve yay ilişkisi. Hemen açımız alfa ise çevre açı gibi gördüğü yay 2 alfa olacak. Peki hocam burası beta ise bak bu yayı görüyor. Buraya da 2 beta diyebiliriz. Zaten alfa artı beta 180. 2 e, alfa artı 2 beta da 360 olduğunda farkındasın değil mi? Evet işi öğrendik mi? Öğrendik. Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısına eşittir bilgisinde. Böyle özellik diye söylemişiz ki olayı anlattık. Şimdi gel bakalım sorulara başlayalım. Şekilde verilen A teğet noktası. A teğet noktası 40 verilmiş bize. Buna göre CAD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş burada bir açı var. Açı ve gördüğü yay bizim için önemli. Yani 40 ise gördüğü yay 80. Teğetlik var burada. Teğetlik olduğu zaman da teğete dikkat. Teğet kiriş açı var mı? Var tabii ki. Teğet kiriş açı 80'i görüyor. E, teğet kiriş açı 80'i görüyorsa alfa ise burası 2 alfa olacaktı ya. 2 alfa 80 ise alfa da böylelikle kaç olur? 40 olur. Çevre açı muamelesi yapacaksın. A buradan bir özellik çıktı diyebiliriz. Bak teğet kiriş açıyla çevre açı aynı yayı görüyorsa bunlar birbirine eşittir. Ki böyle özellik diye yazmışsınız ama bunu ezberlemene gerek var mı? Kesinlikle yok. O yüzden hiç bunu kullanmaya gerek yok. Tamam kullanma. Kendiliğinden çıkıyor zaten. Örnek 17'ye bakalım şimdi. Şimdi 140 derece verilmiş burası. E burası 140 derece ise gördüğü yay nedir? Hocam merkez açıdan dolayı 140 açı ve gördüğü yay ilişkisine yoğunlaştık. Sonra kirişler eşit verilmiş. Ayırtları yaylar da birbirine eşittir. E burası 140 ise 360'dan 140 çıkart 220 yapıyor. 220'yi de 2'ye böl. 110, 110 yapar buraları. E hocam burada bak teğet kiriş açı alfa 110'u görüyor. Direkt burası alfa iken 2 alfa olacak ya 2 alfa 110 sa alfayı da böylelikle 55 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Bak çok kolay. Geldik örnek 18'e. Ne yapacağız burada? Hemen ne verilmiş o. Hocam 30 sa gördüğü yay böyle bir şey yok. Dışarıda bir açı. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren açılar hangileri? Merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Hocam burada bir çevre açı var. Eyvallah. Bunu kullanacağız. Alfa isteniyor zaten bize. Alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfadır hocam. Şurayı yazdın 2 alfa diye. E sonra teğetlik var. Teğetlik olduğunda teğet kiriş açıya dikkat. Aa hocam burası teğet kiriş açı. Ve teğet kiriş açı 2 alfayı görüyor. Açı ve gördüğü yay 2 katıydı. Yani burası da alfa mı yapar? Evet. E sonra bitti. 30'u nasıl kullanacağız hocam? Bak sen çemberde açıdasın diye eski bilgileri unut diye bir şey söylemiyoruz. Hala da eski bilgileri kullanacağız. Ne var burada? Hocam burada iki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı ben iki açı görünce ya dayanamıyorum. Hemen iki iç açı bir dış açı diyorum. Hop burası alfa artı 30 mu yapar? Evet. x kenar burası da. E burası da alfa artı 30. Bitti. Yani şuradaki üçgende alfa alfa artı 30 ve alfa artı 30'da 3 alfa artı 60 yapıyor. 360 eşit olmaz. Pardon. 360 olur mu? 180 eşit olacak. Üçgen içi açılır toplamından. 3 alfa 120 olur. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Bizden zaten alfa isteniliyor. Cevap 40 çıkar. Bir sonraki soruda hemen kirişler eşit verilmiş. Yaylar eşitleyeceğiz. Eyvallah. A 54 verilmiş burada. 54 ise gördüğü yay 108. Hocam burası da 108. 108 108 216 yapar. 360'dan sen 216'yı çıkarsan kaç yapıyor? Hocam 144 yapıyor. Yani buradaki yayın tamamı 144. Benden şöyle bir şey de verilmiş. Alfa 2 alfa da verilmiş. Onu da kullanacağız o zaman. Hadi onu da kullanalım. Hocam burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise gördüğü yay 4 alfa. Bunun tamamı da kaçtı? 414 yazmışım ya. 144 olacak burası. Niye öyle? 144 dedim de 414 yazmışım nedense. Burası 144 ya. Şunun tamamını 144 demiştik zaten. E, çünkü 108, 108, 216, 360 216 çıkınca 144 kaldı. 6 alfa eşittir 144. S alfayı da buradan 18 buluruz? 6 kere 8 yok. Kaç buluruz? 24 buluruz değil mi? Evet alfayı 24 buluruz. Alfa 24 ise bizden beta isteniyor. Hocam beta gördüğü yay ilişkisinden dolayı. Alfa yerine 24 yazarsam burası 48 çıkar. Ve şuraya dikkat. Şurada ne var hocam? Teğet giriş açı. Beta ise gördüğü yay 2 beta olmak zorunda. Yani 2 beta 48'e eşitse betayı da böylelikle 24 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet örnek 19. 24 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Şekilde verilen çemberde D1 ile D2 paralel. iki paralel doğru arasında çember verildiğinde iki paralel doğru arasında kalan yayların ölçüleri neydi? Birbirine eşitti. Bunu kullanıyorduk. E hocam bu paralel doğru bir tanesi böyleyse eğer fark etmez. İki paralel doğru arasında kalan yaylar yine birbirine eşit. Değil mi? E çünkü şunu şöyle çizersen. Hocam burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Z'den dolayı burası da alfa 2 alfa. Muhabbetinden geliyor zaten. Tamam. Bu teğet de olsa bu şekilde olmak zorunda. Peki o zaman gelelim şimdi şuraya. 50 ise gördüğü yay hocam 100. E şunlar birbirine paralel verilmişti. Ayırdıkları yaylar birbirine eşit olacak. O zaman burası 100 ise burası da 100 mu oldu? Evet. Şimdi benden şuradaki alfa isteniyor. Ya alfayı bulurken ne yapacağız hocam? Şurada da bir teğetlik var. E teğet giriş açıda bak alfa nereyi görüyor? Bu yayı görüyor. Bu yay belli mi? Belli. Belli değil de sana bana göre belli. Niye? 100, 100, 200 çemberin ölçüsü 360 ya. 200 ise buraya kaç kaldı o zaman? 160 kaldı deyip oradan yapabilirim. Ya da hocam ben buradaki teğet kiriş açıdan 200'den burayı 100 bulurum. Burası da 80 çıkar diyebilirim. A burada neyse yazdık 160 diye. Teğet kiriş açı neyi görüyor? 160'ı görüyor. O zaman 1'e 2 oran vardı. Çevre açı muamelesi yapıyorduk. O zaman alfayı da böylelikle kaç buluruz? 80 derece olarak buluruz. Örnek 27'de 80 bulduk geldik. Örnek 21'e. O çemberler böyle kesişmiş ve bir tane çemberin merkezi öbür çemberin yayı üzerinde verilmiş. Burada ne yapacağız? Gençler, arkadaşlar. Ne yapacağız burada? İlk önce verilen bilgiyi şöyle bir kullanmaya çalışalım bakalım. Hadi ilk önce o. Biz çünkü geometrinin verilen bilgiye odaklı olduğunu biliyoruz. Verilen bilgileri kullandığı sürece sonuca rahat bir şekilde ulaşacağımızı biliyoruz. Peki ne verilmiş? AT ile BC birbirine paralel verilmiş. Bu paralel. Hocam bir kere teğet giriş açı var. Burası kaç yapar? 100 yapar. Bunu biliyoruz teğet giriş açıdan. Şimdi bunlar birbirine paralelse o zaman burada ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Burası da 100 yapar. Ya da Z'den dolayı hocam burası da 50. 50 ise gördüğü yay yani 100 de diyebilirdik. Sonra 100, 100, 200. Buraya ne kaldı o zaman? 160 mı kaldı? Evet buraya da 160 kaldı. E şimdi ben buradaki şu merkezi kullanacağım. Bak şu bilgiyi kullanmam lazım ben bu bilgiyi nasıl kullanmalıyım diye kendi kendine sor. Burada ne verilmiş? Bu küçük çemberin merkezi yani N noktası büyük çemberin yayı üzerinde verilmiş. Demek ki ben büyük çembere geçiş yaparken oradaki N'yi kullanacağım. Peki bir şey çizmem gerekecek. O zaman düşünüyoruz. Ne çizmemiz lazım? En etkili silahın yarı çapı çizmen lazım. Çizelim yarı çapı. En etkili silahımız yarı çap. Yani ama nereden çizeceğiz? M'den mi çizeceğiz? Hayır. M özel bir yerde değil. M özel. M, M değil. N özel bir yerde. E o zaman böyle bir yarı çap mı çizeceğiz? Ya da böyle bir yarı çap mı çizeceğiz? Çember üzerindeki noktalara. A'ya çizebilirsin. Buraya çizebilirsin B'ye. Çember üzerindeki noktaları çizeceğiz. Buraya çizebilirsin. A bunu çizince ne geldi bak. Hocam burada şurası merkez açı ya. Şurası da 160 ya. Ben buradaki açının ölçüsünü bulabiliyorum. Kaç derece? 160 derece. Ve buradaki açı şu küçük çemberin merkez açısı. Aynı zamanda büyük çemberin de nesi oldu? Çevre açısı oldu. Yani 160 ise hemen buradaki gördüğü yaya. Yani şuradaki yayı ben söyleyebilirim. O da ne yapıyor? 160'ın iki katı 320 yapıyor. Benden BNC isteniyor. BNC de arkadaşım şurası da kaç? 320'nin 360'a tamamlayanı. Yani 40 derece olur. Bak burada güzel bir şey öğrendik. Bir çember verilmişse ve bu çemberin yayı üzerinde bir merkez verilmişse ve bir çember daha çizilmişse hemen burada en etkili silahımızı yarıçap çizeceğiz ya. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Çizince bak şunun merkez açısı büyük çemberinde çevre açısı olmuş oluyor. Yani bunu kullandırırlar ama ben şahsen ezbere yaptırmadım burada. Ne dedim? En etkili silahı kullanalım dedim. Çizdim buraya, çizdim buraya, çizdim buraya. Mantığımı kullandım. Burası 160 yani 160 çıktı. Aynı zamanda bu 160 büyük çemberin de bir çevre açısı oldu. 320'yi yazdık. 320 de 360'a tamamlayalı. 40 derece çıktı arkadaşım. Yani cevabı 40 derece bulduk. Gerçekten çok güzel bir soru. Sıkıştığın zaman her zaman her yerde en etkili silahın yarı çap. Unutma. Evet örnek 21'i bu şekilde bulduk. Geldik şu özelliğe. Arkadaşım şu özellikte diyor ki iki çember birbirine değdiği an Bak iki çember birbirine değdiği an. Ne oluyormuş? İki çember birbirine değdiği an şurada T doğrusu çizildiğinde şu noktalar ve değme noktası şöyle açılar oluştuğu zaman alfa ile beta'nın toplamı 90 derece oluyormuş. Sen bunu istersen ezberle. istersen ezberlemeden de şu teknikle, ispat tekniğiyle yap. Ben genelde ispat tekniğiyle yapıyorum. Peki nasıl yapacağız? Bir kere öncelikle şunu öğreteyim ben sana. Çemberler birbirine değdiği zaman biz ortak teğet çizeriz. Çemberde açıda. Çemberde uzunlukta farklı. Merkezleri birleştireceğiz. Ama çemberde açıdaysak oraya geldiğimizde sana anlatacağım. Teğet konusunda sana anlatacağım daha doğrusu. İki çember birbirine değiyorsa, teğetse yani bir noktada kesmişse bunlar hemen ortak teğeti çiz kardeşim. Bunu unutma. Ortak teğeti çizdim hocam. Şöyle ortak teğeti çizdim. Ortak teğeti çizdikten sonra ne oluyor? Şimdi burada ortak teğet çizmekteki amacımız ne daha doğrusu? Hocam ortak teğeti çizmekteki amacımız her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. E burada ben alfaysa buranın 2 alfa olduğunu biliyorum. Burası beta da ben buranın 2 beta olduğunu biliyorum. Yani yay ölçüsü olarak 2 alfa var ve 2 beta var. E ben bu teğet çizmekteki amacımın teğet kiriş açı olduğunu söyledim biraz önce. E o zaman burada da açı ölçüsü olarak sadece burası var. O zaman buna ait bir de bir kiriş oluştursak şöyle. A teğet kiriş açı. Burada 2 alfa ise burası alfa oldu. Aynı şekilde bak burası da teğet ya. Teğet kiriş açı 2 alfayı görüyor. O zaman burası da alfa oldu mu? Oldu. Aynı mantık. Beta'ya gelelim. Hocam burası 2 beta. E ben burada şu teğet çizmekteki amacım teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Bu çemberde teğet kiriş açıyı kullanabilmek. A e, burada yay olarak buradaki ölçü var. E buna ölçüye ait bir de kiriş oluşturayım o zaman. Şu kiriş oluşturursam Hocam teğet kiriş açı. Bak 2 beta'yı görüyor. O zaman burası betadır. Ha, hocam burada da teğetlik var. Teğet kiriş açı 2 metreyi görüyor. Bak burası da beta oldu. Ve şu üçgene bakar mısın? Alfa alfa beta beta. Yani 2 alfa artı 2 beta. Kaç yaptı? 180 derece yaptı. Yani şuraya hemen yazalım. 2 alfa artı 2 beta 180. Alfa artı beta da böyle ne çıktı? 90 derece çıktı. İstersen bunu ezberle. istersen ezberlemeden bu şekilde yap. Ama ispat tekniğini mutlaka mutlaka bil. Çünkü bunun değişik versiyonları çıkıyor. Biri çevreden geliyor biri merkezden geç geliyor. Mesela onunla ilgili formül yok. ne yapacaksın ya var da uydurabiliriz de o zaman da şunu diyebiliriz. Merkezden geldiği anda merkez açısı mesela alfa ise alfa artı 2 beta 180 derece diyebiliriz mesela. Ya da her ikisi merkezden gelebilir. Direkt ispatıyla söyledim bu arada ben de ezbere bilmiyorum. Sen şu tekniği bil. Çemberler birbirine dediği, değdiği zaman ortak teğeti çiz Ortak teğeti çizmekteki amacının da teğet kiriş açığı kullanabilmek olmasını sakın ama sakın unutma. Tamam. Hadi bakalım şimdi şu soruya. Ya hocam burada ne var işte 40 sa burası direkt 50'dir diyebilirsin. Özellik gereği ikisinin toplamı 90 olacak. AB ile de AE birbirine eşit verilmiş zaten. E madem bunlar birbirine eşit 50 ise 65 65'den cevabı 65 diyebilirsin. Ama dur. İspat tekniğiyle yapacağım. İspat tekniği. Valla ben burada yapalım. Hemen ne yaparım? Ortak teğeti çizerim şöyle. Ortak teğeti çizdiğimizde burada hocam 40 derece var. Kırsa gördüğü yay 80. Benim bu ortak teğet çizmekteki amacım her iki teğet, her iki çemberde de şeyi görmek. Teğet kiriş açığı kullanabilmek. O zaman ben şuradan şunu şöyle çizersem teğet kiriş açı oluştu burası 40 olur. Teğet kiriş açı oluştu burası da 40 olur. Hocam şurada da ben şu ikiz kenarın taban açısı isteniyor. Yani ben şurayı bulursam alfayı da bulmuş olurum. E o zaman buraya da ben şurada bir teğet kiriş açı var. Beta dersem gördüğü yay 2 beta. Burası da beta mı yaptı? Evet. Hatta burada 2 beta ya. Teğet giriş açı burada da var. E, o zaman burası da beta oldu. Dikkat et. Burada 2 beta artı 2 tane 40. 2 beta artı 2 40. 2 tane 40. Eşittir 180 olacağından. 2 tane 40 80 yapar. 180'den 80 çıkart. 100 yapar. Beta'yı da böylelikle 50 derece. Beta 50. Bak arkadaş beta'yı 50 buldun ya. 50 ise x kenarlıktan dolayı 180'den 50 çıkart 2'ye böl. 65-65 olarak bulurum yüz açıyı? Buluruz. Ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Bu tekniği bil. Ezberlersen sadece bir soru tipini yaparsın. Ama bunların değişik versiyonları karşına çıkarsa onu yapamazsın. O yüzden bu ispat tekniği bil. Çemberler birbirine değdiğinde çemberde açı konusunda ortak değeti çekmeyi unutma. Tamam. Şimdi geldik iç açıya. Evet daha öncesinde de bahsetmiştik. Şurası merkez olsaydı Alfa ise gördüğü yay alfa. Hatta ters açıdan alfa. Burası da alfa olurdu. Peki burası. Burası merkez falan değilse. iki tane kiriş içeride bir yerde kesmişse. Buradaki açıyı biz nasıl buluruz? Öncelikle şunu söyleyip, ispatı üçgenden çıkıyor. Yani biz her, zaman şunu söylüyoruz. Sadece kurallara bağlı kalmayalım. İç açıdan yapmak zorunda değilsiniz. Üçgen bilgisi varsa önce üçgen bilgisinden yapmaya çalış. Cevabı öyle ulaşabilirsin. Niye hocam? Mesela sen şunu şöyle çizdin ya. Bu açıyı bulduysan mesela bu açıyı bulduysan ve bu açıyı bulduysan iki iç açının toplam bir dış açı diyebilirsin. Ama bu hala hazırda verilmişse evet kolayından oluyor da hala hazırda verilmezse işte o zaman bir şey yapamıyoruz maalesef. E peki hocam biz bunu nasıl bulacağız? E bunu bulurken de ispatı nedir bunun x artı y bölü 2? Şöyle yay var ya bu yaya ait bir çevre açı oluştursam. Yani burası xken, burası x bölü 2 mi oldu? Evet hatta y yayına da ait bir çevre açı oluştu. Burası da y bölü 2 oldu. Ve bak ispat tekniği gördün mü? İşte ispat tekniğiyle çözeceğiz. Üçgenden geliyor. İki iç açı bir dış açı. Alfa x bölü 2 artı y bölü 2 oldu. Yani alfayı böyle gerçekten de x artı y bölü 2 bulduk mu? Bulduk. İçeride oluşan açı buradaki açı gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşitmiş. Hemen sorusunu yapalım. Aklında kaldıysa buradan yap. Kalmadıysa ispat tekniğiyle yap ama e, genelde kalıyor. O yüzden e, böyle Üçgensel bilgiler varsa üçgensel bilgilerden de yapabilirsiniz. Mesela ben bu soruyu. Hocam olsa gördüğü yay hemen 20 derim. 20 bak burada çevre açı var gördün mü? 20 ise 10 derim. A buradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Alfayı direkt 30 derece olarak bulurum. Nereden buldum? Üçgen bilgisiyle. İlk etapta tabii ki üçgen bilgisiyle yapmanı isteriz. Ya da sen ne yaparsın bunu? Hocam olsa gördüğü yay hemen kaç yazarız? 20 yazarız. Alfa ise gördüğü ya da 2 alfa yazarız. Bak şurada bir iç açı var mı? var. İç açı yani 40 derece neye eşit olmak zorunda? 2 alfa artı 20 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. 80 eşittir 2 alfa artı 20 yapar. 2 alfa buradan 60 yapar. Alfayı da böylelikle 30 derece mi buluruz? Evet alfayı bak bu şekilde de bulabiliriz. Ama üçgen bilgin bence burada da yine önemli. E, tamam iç açıyı bil bazı, bazı sorularda gerçekten çok karışık bilgiler gelebiliyor. E, bu, karışık bilgilerde böyle iç açıyı fark etmek daha kolay olabiliyor. A olur ya unuttun. İspat tekniğiyle zaten sana gösterdi. İspat tekniğiyle mesela bu soru daha kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 23. 30 oldu geldik örnek 24'e. Şekilde verilen çemberde 140 derece, 80 derece ve alfa verilmiş. Alfa nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? İlk önce verilen bilgilere bakalım. 140 sa hemen gördüğü yayı söyleyebiliriz. Hocam gördüğü yay 280 yapar mı yapar. Tamam 140'ı kullandık. 80'i kullanacağız hocam. 80 ise o 80 ise burası 80 diyenlere yazık. Yazıklar olsun. Merkez diye bir şey söylemiş mi burada? Söylememiş. O zaman ben bu 80'i nasıl kullanacağım? Üçgensel bilgi de yok burada. Hocam 80 de buradaki yayların toplamının yarısı. iç açıdan dolayı. X, Y diyecek olursam X artı Y bölü 2 eşittir 80 değil mi? X artı Y buradan 160 mı gelir? Evet. E şimdi 280'i buldum. X artı Y'nin 160 olduğunu buldum. Aaa 280'den x artı y'yi yani 160'ı çıkartırsam o zaman buradaki yayın da 120 derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. E, buradaki 120 ne işime yarayacak benim? Hocam buradaki 120 de bana şu yayının ölçüsünü buldurtturuyor. 360'dan 120 çıkart. 240 yapar burası. A alfa da burayı görüyor. Alfa 240 görüyorsa o zaman burada kaçta kaç derece yapar? 120 derece yapar. Dolayısıyla cevap böylelikle kaç derece oldu? 120 derece oldu. Güzel bir soruydu. Şimdi geldik dış açıya. Bu sefer de kirişler demeyelim de iki tane kesen dışarıda kesiştiği zaman arada kalan açı. Biraz önceki iç açıdan ne oluyordu? Toplamlarının yarısı oluyordu. Bu sefer de farklarının yarısı olacak. Şurada yazıyor. X eksiye bölük. Hocam niye böyle? Yine Üçgen bilgisiyle yapabiliyorsan ilk etapta tabi çemberde merkez açı, çevre açı, teğet giriş açıyı kullandın. Bir de üçgen bilgisini kullandın. Büyük ihtimalle cevabı ulaşırsın. Ya da çok karışık sorularda bunu da kullanabilirsin. Bunu nasıl kullanacaksın peki? Nereden geliyor hocam bu diye soracak olursan. Arkadaş nereden gelecek? Tabii ki yine şöyle çevre açı. Şu ikiye yani y ya buna ait bir ne oluşturalım burada arkadaşım? Bir çevre açı oluşturalım. Hocam burası y bölü 2 yapar. E x'e burası da x bölü 2 değil mi? E hocam şurada da bir iki tane açı yan yana gelmiş. Hop bir dış açı eşit. Alfa artı y bölü 2 eşittir. X bölü 2 ya. A alfa da buradan öbür tarafa atınca x bölü 2 eksi y bölü 2 yapıyor. Alfa yani buradan böylelikle ne geliyor? X eksi y bölü 2 geliyor. Yani dışarıda kesen ya doğrular verildiği zaman. Kesen doğruları verildiği zaman. Arada kalan açı gördüğü yayların şu yayların farklarının yarısını eşittir. Hocam biri teğet oldu fark etmez. Gördüğü yayların farklarının yarısını eşittir. Hocam ikisi de teğet fark etmez. Gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Hatta buradan bak ne geliyor. Ya hocam alfa neye eşit? x eksi y bölü 2 eşit. Hocam bir de x artı y'nin de biz ne olduğunu biliyoruz. x artı y'nin de 360 olduğunu biliyoruz. Değil mi? x artı yani buradan ne geldi? x eksi y 2 alfa geldi. E sen x artı y'nin de ne olduğunu biliyorsun? 360 olduğunu biliyorsun şuradan. Bak buradan bir şey gelecek. Bak 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 bak. Taraf tarafa toplarsan x'i bulursun. Ee, hatta taraf tarafa çıkartayım ben. Şöyle çıkartayım mı? Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam. Çünkü bana y lazım ya. Hocam x'ler gidiyor. 2y eşittir. Ee, 360 eksi 2 alfa yaptı. Ve y'yi de buradan 180 eksi alfa olarak bulduk mu? Bulduk. Hocam y 180 eksi alfa oldu. Bak burası alfa iken burası da 180 eksi alfa çıktı. Derece olarak. Gördün mü? Yani burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Daha öncesinde söyledim mi hatırlamıyorum ama bak burada burası alfayken burası da 180 eksi alfa olduğunu da söyleyebiliriz. Yeri gelmişken bunu da söyledik. Aha burada söylenmiş. Evet teğet -t, t olduğunda şu ikisinin toplamı ne oluyormuş? 180 yani alfayken burası 180 eksi alfa oluyor. Bak unutmuşum burada özellik verici yani. Burada ispatı da yapmış bulunduk. Ya hocam başka bir ispat var mı? Var. Nasıl var? Şöyle ki Kapşırabilirim o yüzden. Başka bir ispat şu. Hocam buradan şunu şöyle çizersem. Şimdi burası alfa ya. E o zaman burası ne olacak? Ya da şuraya ben teta açısı dersem hiç beta'yı karıştırmıyorum. Şuraya maviyle yapayım ispatı. Şuraya bir teta açısı dersem teğet giriş açıdan hocam burası 2 teta yapar. E burası 2 tetaysa o zaman burası ne oldu? Teta oldu. Yine teğet giriş açıdan aa buradan bir şey daha görmüş olduk. Teğet teğet olunca bunlar da birbirine eşit oluyormuş. Bak bunlar da birbirine eşit oldu. Hatta teta teta e, burası da 180-2 eksi teta yapmıyor mu? Evet. Bak dikkat et. 2 teta yakan 180-2 teta oldu. Yani ne oldu? Toplamları gerçekten 180 oldu. Hatta burada şu x kenarlığı da ispatlamış olduk. Hatta sana bir şey daha ispatlayayım mı? Dur bakayım sonrasında verilmiş mi? Şurada bir şey daha farklı bir yoldan daha ispatlayayım. Bak. 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 İspatı çok severim çünkü ispat teknikleri bizim sorularda çıkıyor arkadaşım. Başka bir türlü daha ispatlayayım. Şimdi teğet teğet olunca bu ikizkenar kenar olduğunu söyledik. Şimdi peki başka türlü ispatlayayım. Şu merkeze çizecek olursam, hocam burada merkez var, teğet var çektik, merkez var, teğet var çektik. Yapınca bak burası 90, burası da 90 oldu. Bu yarıçap, bu da yarıçap. A kolları çizildiklerinde eşit oldu. O zaman burası ben e, yukarıdaki alfayla karışmasın. En açısı dersem burası da en açısı oluyor. E, açı ortayda çünkü kolları çizildiklerinde eşittir. Aa teğet teğet olunca merkezden geçtiği zaman açı ortay oldu. Bir de bunlar da birbirine eşit oldu. Niye? Kollar çizlendikleri eşit değil. Ayırdıkları yerler eşit. Hatta burası enken 90 eksi oldu burası. Ee, dik üçgenden dolayı. Ve burada da n 90 ise burası da 90 eksi oldu. Bak yayın ölçüsü 90 eksi oldu merkez açıdan dolayı. Bu arada teğet ve merkezden geçtiği zaman da 90 eksi en. Şu ikisinin toplamı 90 oluyormuş ama ezberleme. Kendinden çıkıyor. Hatta burası da 90 eksi oldu. Ve burası 180 eksi 2 enken burası da ki. Bak burada kaç iken Burası da 180 eksi 2 yan oldu. Gerçekten açıların toplamı 180 oldu mu oldu. İspat tekniklerini niye yapıyorum? Çünkü biz bu ispat tekniklerini sorularda kullanıyoruz. Ondan dolayı dostum. Tamam. Evet şu özelliği de bu şekilde halletmiş olduk. Dış açıyı da öğrendik mi? Öğrendik. Dış açı neymiş? Gördüğü yayların farklarının yarısı. Şimdi 10 gördüğü yay 20 dersin. 30 gördüğü yay 60 dersin. Değil mi? E hocam 60 sa bak burası 30 dersin. Sonra şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı dersin. O zaman alfayı 20 dersin. Buradan çıkar. Bak üçgen bilgisayla çıkıyor. Ya da sen bunu böyle gördün ya. 10 ken 20 dedin ya. Ya hocam bu dışarıdaki açı. Şunu sildin. Dışarıda açı olduğu zaman da gördüğü yayların farklarının yarısıydı deyip. Genelde dış açı aklında kalıyor. 60 eksi 20 bölü 2'den. 40 bölü 2'den cevabı 20 diye ulaşır mıydın? Ulaşabilirdin. Evet 26. soruyu da bu şekilde bulduk. 40sa gördüğü yayamen nedir? Hocam 80. Ya 30ken 60 olmadı hocam. Hayır bu merkez açı, çevre açı falan filan değil ki. Değil mi? Dikkat et buna. E başka alfayken ben burada kaçının da iki alfa olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında bak üçgen tekniğiyle çıkıyor mu? Maalesef burada üçgen tekniğiyle çıkmıyor galiba, değil mi? Şu 30'a ait bir üçgen var mı? Şöyle şurada var. Buradaki açı da çevre açı olmuyor maalesef. E o yüzden e, ispat tekniği aslında Uğraşsam ispat tekniğiyle çıkartırım. Yani şuradaki açıya bir şey diyeyim. Ondan sonra buradaki açı çıkar. Ee, kendiliğinden zaten çıkar da. Gerek yok. Direkt alfa. Neydi? Gördüğü yayların. Bak bazı karışık sorularda işimize yarıyor demiştik. Merkez açı ve iç, e, iç açı ve dış açı. Bak o da şunlardan biri. 30 niye eşit? 2 alfa x 80 bölü 2 eşit. 60 eşittir 2 alfa x 80 oldu. 2 alfayı buradan 140 bulduk. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? Alfa da böylelikle 70 derece çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 27. 70. Ve geldik 28'e. Bak bu soruyu uzun yoldan. Bak kısa yoldan yapayım yine. Bu alfa ise gördüğü yay nedir? Hocam 2 alfa. Bak çevre açıdan dolayı açı ve gördüğü yay alfa. Ve sonra burada ne oluştu? Bir boynuz oluştu. Bak çok kısa çıktı. Yani alfa, alfa, alfa ve 20'nin toplamı. 2 alfa artı 20 eşittir 80'den 2 alfa 60 çıkan alfayı 30 derece diye buluruz. Çok kolay çıktı mı çıktı. Ya sen illa ben dış açıdan falan yani iç açı ya da dış açı formülünden yapacağım diyorsan e o zaman yapacak bir şey yok kardeşim. Alfaysan gördüğü yay 2 alfa. Hocam şurada bir dış açı var. Gördüğü yaylar şu ve şu değil mi? Evet. O zaman buraya da 2 beta diyeyim. Yani buradan 20 neye eşit? Hocam 20 2 beta eksi 2 alfa bölü 2 eşit ya. Beta x alfayı buradan ne bulurum? Beta x alfa 20 çıkar. Hocam burada da 80 var. O da iç açı. 80 de hocam 2 alfa artı 2 beta bölü 2'ye eşit. Yani alfa artı beta ya da beta artı alfa da böylelikle 80 mi çıktı? Evet. 2 bilinmeyen 2 denklem çıktı burada. Hop taraf tarafa toplarım. 2 beta 100 oldu. Betayı böylelikle 50 bulurum. Beta 50 ise alfa da 30 derece çıkar. E bizden de zaten alfa isteniyor. Hop Cevap 30. Ama biraz önce yine üçgen tekniğiyle daha rahat bir şekilde ulaşmadık mı cevaba? Ulaştık. O yüzden sana bırakıyorum. İstediğin şekilde yap. Ama ispat tekniğiyle de soruların cevaplarına ulaşabileceğini görüyorsun. Geldik örnek 29'a. A 50 ise gördüğü yay nedir? 50 ise gördüğü yay 100. Hocam bu t t olunca bu açıyla bu yayın toplamı 180 olacaktı. Cevaba direkt 80 diyebiliriz. Ya da ispat tekniklerini kullanıp anlattım. Biraz önce anlattım. Ben bunları anlattım. Bak şurada anlattım. Şurada anlattım. 2-3 tane ispat tekniği gösterdim. Ama şöyle teğet teğet olunca açıyla yayın toplamının da 180 olmasını da ihmal etme. Tamam mı? Biraz hastayım da. Evet devam edelim isterseniz. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Sizlerin dualı. Duasıyla biz ayakta kalıyoruz ya. Gerçekten. Evet 29'u böylelikle 80 bulduk. Geldik 30'a. E hocam alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Yani şurası 2 alfa. E ben alfayı bulmam için şu yayı bulursam olay bitti. A t t 60 ise burayı bulurum. 80 ise burayı bulurum. Sonra burayı bulurum diyebilirsiniz. Ya da direkt üçgen ya bu. 80 60 140 buraya kaç derece kaldı? 40. Hocam açıyla yayın toplamı direkt 180'di. O zaman burası 140 yapar. 140 ise burası da 70 mi yapar? Çünkü çevre açıdan dolayı alfayı da böylelikle 70 derece bulduk. Evet. Şu teğet teğet olunca açıyla yen toplamının 180 derece olması da bak karşımıza bu şekilde çıkabiliyor. Geldik kirişler dörtgenine ama kirişler dörtgeni bir sonraki videoda o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberde açı 3 videosunda dersinde daha doğrusu görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.